Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. 56. sayfadayız. Bugün testlere giriş yapacağız. Testlerin sorularını çözeceğiz beraber arkadaşlar. Konu anlatım kısmını bitirdik. Umarım sizler de bu testleri çözerek konuyu çok daha iyi pekiştirmiş olursunuz. Burada çözemediğiniz soruları gelip dinleyin arkadaşlar. Bazı soruları çözmüş ve anlamamış da olabilirsiniz. Doğru cevap bulmuşsundur ama çözüm yolunu biraz sallayarak çözmüşsen videoyu dinlemen de fayda vardır. Şimdi zaten ilk testimiz kolay arkadaşlar. Bunu hızlı bir şekilde geçeceğiz zaten. Evet, birinci testimizi çözmeye başlayalım. Birinci soruda yukarıdaki koordinat üzerinde aşağıdaki noktalardan hangisi verilmemiştir diye soruluyor. A noktası 6'ya 1. Bakın burası 6'ya 1 olan nokta. Kalemin ucu çok kalın. Hemen değiştiriyorum. Evet, incelttik. 6'ya 1 A şıkkında verilmiş arkadaşlar. B noktası Absisi 3. ordinatada da eksi 4 olan nokta. 3 e eksi 4 o da D seçeneğinde verilmiş. C noktası eksi 4'e eksi 3. Bak önce apsis sonra ordinat yazılıyor. Biliyorsun zaten. Bu da C şıkkında verilmiş. D şıkkındaki yani D noktası da eksi 2 virgül arkadaşlar. Bu da zaten B seçeneğinde verilmiş. O yüzden hangisi verilmemiştir? E seçeneğindeki eksi 4'e eksi 2 verilmemiştir arkadaşlar. İkinci soruda A noktası x eksenin üzerinde ve B noktası y eksenin üzerinde olduğuna göre AB çarpımı kaçtır? 1 nokta x eksenin üzerinde ise y'si sıfırdır. Yani burayı sıfır eşitlersek A'sı eksi 3 gelecektir. 1 nokta y eksenin üzerinde bu sefer x'i sıfırdır. Yani B'si de buradan burayı da aynı şekilde sıfır eşitledik. B de 2 geldi. Bunların da çarpımları eksi 6 yapacaktır. O yüzden doğru cevap Bursa olacaktır arkadaşlar. Geldim 3. soruya. Koordinat sisteminde verilen A noktası y eksen üzerinde B noktası orijin üzerinde olduğuna göre ABC toplamı kaçtır? Şimdi A noktası y üzerinde ise x'i sıfırdır. Yani B eksi 2 A'yı kaça eşitleyeceğiz? Sıfıra. Buradan B eşittir 2 A. 2 A'yı karşı attık. Artı 2 A. Tamam bu dursun cepte. Sonra da arkadaşlar B noktası orijin üzerindeymiş. Orijin neydi arkadaşlar? Sıfıra sıfır noktasıydı. O zaman burası sıfır. Aynı şekilde c'yi de direkt sıfıra eşitlemem lazım. Buradan c eşittir sıfır geldi. Bu da dursun. Ve 4 eksi b o da sıfıra eşit. O zaman b'yi de oradan 4 bulduk mu? Bulduk. E şimdi b'yi götürüp yerine burada yazarsak. Bak şurada b'nin yerine 4 geldi. 4 eşittir 2a ise. 2'yi neyle çarpınca 4 yapar? Tabii ki de 2 ile. O zaman a'da 2 geldi. Şimdi bunları toplayalım. a 2 b 4. C'de 0 olduğu için toplamları da 6 gelecektir. Doğru cevabımız denizli olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soru. A noktasının y eksenine olan uzaklığı x eksenine olan uzaklığının 3 katı olduğuna göre e n'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bu tarz sorularda mutlak değer kısmı biraz devreye girecektir arkadaşlar. Mutlak değer soruları hatırlarsınız çözümlerde bir eksilesini bir de artılısına eşitliyorduk. Şimdi bir Soruyu tekrar alalım. A noktasının y eksenine olan uzaklığı şimdi y eksenine olan uzaklığı x'in mutlak değerine eşittir. Yani n artı 1'in mutlak değeri eşittir. x eksenine olan uzaklığının 3 katı. Yani x eksenine olan uzaklığı da mutlak değer 2 çarpı 3 diyeceğiz. O zaman n artı 1 mutlak değerce eşittir. 3 kere 2'den zaten bu 2 dışarı 2 diye çıktı. 3 kere 2'den 6 geldi. Şimdi arkadaşlar n artı 1'i bir artı 6'ya bir de eksi 6'ya. Bak burada işte mutlak değer yazmamın sebebi buydu. Burayı biliyorsan yaparsın. Çok basittir ki zaten. Artı 1'i karşıya atarsan n buradan eksi 1 diye geçtiği için 6 gelecektir. n eşittir 6. Bu birinci değerimiz. Ne 6'sı ya pardon 5 özür dilerim. Eksi 1 diye geçti. Bir de n artı 1'i eşittir. Eksi 6'ya eşitlersek. n de buradan Artı birine karşı attığımız için eksi 7 gelecektir arkadaşlar. Bir inceleyim ya biraz e, sarhoş bir çözüm oldu değil mi? <laughs> Nasıl bir çözümse artık. Önce artı 6'ya sonra eksi 6'ya eşitledik. Artı 1'i karşı attık 5. Artı 1'i karşı attık eksi 7. O zaman n'in alabileceği değerler toplamı da eksi 2 gelecektir. Doğru cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Evet geldim 5. soruya. ABCD kare A noktası 0'a eksi 2. E noktası 6'ya 0. Analitik düzlemde verilen ABCD karesinin C köşesinin ordinatı kaçtır diye sorulmuş. Ordinatı. Şimdi arkadaşlar burası orijinden E noktasına kadar 6 birimdir. O zaman buraya 6 birim dersek e bunun bir kare olduğunu şurada vermişler. Değil mi? O zaman burada 6'dır. Aynı şekilde B'den C'ye kadar da burası da 6 birimdir. A'dan B'ye kadar 6 birim her yer 6 birim olacaktır. E bizden ne istiyordu soruda? C köşesinin C köşesinin ordinatını. E şimdi bak C'nin ordinatı. Burası zaten A noktası 2 ise yani burası 2 birimse arkadaşlar yukarıya da O'dan D'ye kadar da 4 birim kalacaktır. Yani D'nin yüksekliği 4 birimmiş. Yani absisi 4 oluyor aslında. C'nin absisi 6 iken ordinatı da 4 olduğu için Bizden ordinatını sorduklarından dolayı doğru cevabımız Bursa olacaktır. Yani bak buradan buraya kaç birim yüksekliğe sahip? E, 4. O zaman burada 4 değil mi? E'den C'ye kadar. Yani C'nin ordinatı yüksekliği demektir. O yüzden cevabımız 4 oldu arkadaşlar. Evet geldik. 6. soruya. Evet şimdi 6. soruda analitik düzlemde köşe koordinatları A B C D verilmiş olan geometrik şeklin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Evet hemen bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bir XY koordinat ekseni çizelim burada hemen. Şöyle koordinatlar eksenini çizelim. Aynen şimdi bu A noktası apsisi bir ordinatı 4 olan bir nokta. A noktası Şöyle kesikli çizgilerle hemen bunu kavuşturacağım. Evet şöyle daha aman burası biraz neyse ben kendi ellerimle çizeyim. Burası A noktası arkadaşlar. B noktası 4'e 4. O zaman absis de 4. Ordinat o da 4. Bunları kavuşturduk şöyle 4. Bu da B noktasıymış. D noktası 1'e eksi 1. O zaman absis bir. Ordinat o da eksi 1. O da buralarda bir yerde olacaktır. Şu biri ben hemen şöyle yan tarafa alayım. Evet daha iyi oldu. O zaman C noktası 4'e eksi 1. Bu 4'ü bu tarafa alalım. 4'e eksi 1 geldi. Bu da D noktasıymış arkadaşlar. Evet bu C. Şimdi bu şeklin çevresi kaç birimdir? Hemen şöyle ne yapalım? Önce kalemimizin boyutunu arttıralım. Aynen. Şimdi A'dan B'ye sonra B'den D'ye C'den D'ye ve C'den A'ya tekrardan bunu oluşturduk. Bu bir ne oldu arkadaşlar? Dikdörtgen değil mi? O zaman bak şimdi burası bir diğer tarafta dört. Bu birden dörde kadar. Burası kaç birimmiş? Toplamda üç birimse eğer A ile B arası da üç birimdir. Aynı şekilde C ile D arası da üç birimdir arkadaşlar. Şimdi eksi birden eksi birden 4'e kadar ya da 4'ten eksi 1'e kadar. Burası kaç birimdir arkadaşlar? 5 birimdir. O yüzden burası da 5 birim. A, C arası da 5 birim. B ile D arası da 5 birimdir arkadaşlar. O yüzden burayı toplarsak 5, 5 daha ne gelecektir? 10 çevreyi sorduğu için. Artı 3. Alt tarafta 3. O zaman 6 topladık. Cevap 16 birim olacaktır. Bu karenin pardon kare değil. Dikdörtgenin çevresi 16 birimmiş. Geldim 7. soruya. A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde olduğuna göre M kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye soruyor. Şimdi birinci bölgedeki olan noktalar şu şekilde arkadaşlar. Birinci bölgemiz burada. Her ikisi de pozitiftir. Yani x ekseninde y ekseninde pozitif olmalıdır. O halde M eksi 2 büyüktür 0. Eşitlik bile olamaz. 6 eksi M o da büyüktür 0. Şu eksi 2'yi karşıya attığımızda m 2'den büyük gelecektir. Yani 3, 4, 5 gibi değerler. O zaman eksi m'yi de karşıya atarsam 6 büyüktür m ise m demek ki 6'dan daha küçük bir değer. Yani kısacası 2 ile 6 arasında değerler olabilir arkadaşlar. Burada m'nin alabileceği değerler 3, 4 ve 5 değerleri vardır. Başka da bir değer alamaz. M'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Toplamda 3 tane farklı tam sayı değeri vardır arkadaşlar. Evet geldim 8. soruya. A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde olduğuna göre. Şimdi A noktasını hemen şöyle bir yazalım. A'ya eksi B. Yani birinci bölgede ise absiste ordinatta pozitif pozitif olmalıdır. Bizden neyi istemiş? B noktası hangi bölgededir diye soruyor. B noktası da A artı 3'e B eksi 1 olan bir noktaymış. Şimdi arkadaşlar burada A direkt pozitiftir zaten. A'nın pozitif olduğunu direkt bulduk. Eksi B artıysa B de buradan eksi olmalıdır. Çünkü bak B'nin yerine sen negatif bir sayı yaz ki önündeki eksiyle de çarpınca artıya dönsün değil mi? O zaman B de negatifse şimdi şöyle düşün A pozitif zaten 3 ile toplarsan burası kesinlikle pozitif oldu. B'nin apsisi pozitif. O zaman B negatifse, burası negatifse bir daha çıkartırsam mesela eksi 1, eksi 1 daha, eksi 2 ya da B'ye sen eksi 3 versen eksi 3, eksi 1 daha, eksi 4 gibi değerler gelecek. Yani kesinlikle her zaman negatif değerler gelecek. O zaman bu kaçıncı bölgeye girecektir? X'i pozitif Y'si negatif olan bir nokta kesinlikle dördüncü bölgeye girecektir arkadaşlar. Yani B noktasının dördüncü bölgede olduğunu Bulduk arkadaşlar. Doğru cevap denizli olacaktır. Evet. Dokuzuncu soru. Analitik düzlemde A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şöyle tanımlıyorduk. A B arasındaki uzaklık kök içerisinde absisler farkının karesi ordinatlar farkının karesi. Şimdi 8'den 2'yi çıkartalım. 8-2'nin karesi artı eksi 2'den de 6'yı çıkart. Yani eksi 2 eksi 6'nın karesi. O zaman 8'den 2'yi çıkarttık. 6. Burası 6 geldi. Değil mi? 6'nın karesinden burası 36. Bura eksi 8. Eksi 8'in karesi de 64 yapacaktır. bunları da toplarsak arkadaşlar. 36, 64 daha topladım. 100. 100'ü de kök dışına ne diye çıkartabiliriz? O da 10 diye çıkacaktır. Yani A ile B arasındaki uzaklığımız 10 birim olacaktır arkadaşlar. 10. soru. Analitik düzlemde A ve B noktaları arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Yine aynı şekilde A ile B arasındaki uzaklık formülünü hemen bir bulalım. A ile B arasındaki uzaklık formülü önce absisler farkı 5, 5'ten hemen şunları bir çıkartalım. A artı 2'yi çıkartırsak 5 eksiği dağıtıyorsunuz ya. Eksi a eksi 2'den buraya ne geldi arkadaşlar? 3 eksi a gelecektir. Yani 3 eksi a'nın karesi artı e, 3'ten de 9'u çıkart. 3 eksi 9 kaç yaptı? Eksi 6. Eksi 6'nın karesi. Eksi 6'nın karesi. Bu da kaçı eşitmiş? 6 birim demişlerdi. Bak şurada. Evet. O zaman eşittir 6 demem lazım. Şimdi ben burada her iki tarafın karesini alayım ki kökten kurtulmuş olayım. Buradaki kare kökle kare birbirini sadeleştirdi. 3 eksi a'nın karesi 3 eksi a'nın karesi artı eksi 6'nın karesi zaten 36. O da eşittir. 6'nın karesinden 36. Bu 36'lar gittiği için o zaman 3 eksi a'nın karesinin sıfıra eşit olması gerekir. Buradan da 3 eksi a da sıfırdır. Karesi sıfırsa kendisi de sıfırdır. A da buradan arkadaşlar 3 gelecektir. Yani A kaçtır diye sorulmuş. Zaten anılabileceği tek bir değer varmış ki anlanabileceği değerler dememiş. A kaçtır diye sormuş. Demek ki tek bir değer bulacağız. Onu da zaten 3 bulduk arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 11. soru. Analitik düzlemde A ve B noktalarına eşit uzaklıkta olan ve x ekseni üzerinde bulunan C noktasının apsisi kaçtır? Şimdi arkadaşlar, x ekseni üzerinde olan bir noktanın nerede olduğu önemli değil c noktası. X'in üzerinde ise x'e 0 gibi yani ordinatı y eksenindeki değeri sıfır olan bir noktadır arkadaşlar. Y eksenindeki değerimiz sıfırdır. O yüzden A ve B noktalarına da eşit uzaklıkta olduğu için yani A'nın C'ye olan uzaklığıyla B'nin C'ye olan uzaklığı birbirine eşit olmalıdır. Şimdi A ile C arasındaki uzaklığı yapalım. X'ten X'ten eksi 3'ü çıkartırsam X eksi eksi 3'ten burası artı 3 olacaktır karesi. Yani biz bak a ile a noktasını şöyle buraya yazalım. Eksi 3 eksi 1. pardon bu üçüncü bölgededir. Eksi 3'e eksi 1. Kabataslak çizelim şöyle. Evet burası a noktası. Bu da birebir bir noktası arkadaşlar. B noktası. Evet. Şimdi burada, buralarda bir yerde mi? Nerede olduğunu bilmediğimiz için C noktası. A'nın C'ye olan uzaklığıyla B'nin C'ye olan uzaklığı birbirine eşittir. Şimdi bak A ile C arasındaki uzaklık formülü x'ten eksi 3'ü çıkartırsak x artı 3 artı sıfırdan eksi 1'i çıkartırsam 1 gelecektir 1'in karesi. Şimdi ne yaptık burada? x'ten eksi eksi 3 dedik. Çıkart karesini al. Artı sıfırdan eksi eksi 1 dedik. Onun da karesini aldık arkadaşlar. Onları pratik bir şekilde yaptım. Bunun da karekökü. Bu A ile C arasındaki uzaklık eşittir. Şimdi B ile C arası. X eksi 1'in karesi ile 0 eksi 1 yani eksi 1'in karesi arkadaşlar. Bunun da aynı şekilde kare kökünü alacağız. E şimdi buradaki kare köklerimiz aynı olduğu için bunları sadeleştiririz. X artı 3'ün karesini açalım. X kare artı 6 X artı 9'dur. Artı bir de buradan 1'in bir, karesinden 1 geldi. X eksi 1'in karesinin açılımı X kare eksi 2x artı 1 artı eksi 1'in karesinden 1 geldi. Şimdi birbirini sadeleştiren ifadeler x kareler gider artı 1 artı 1'i sadeleştirir götürür. O zaman geriye kalan da şu eksi 2x'i karşıya 9'da diğer tarafa atarsak eksi 2x artı 2x diye geldiği için 8x 9 karşıya eksi 9 diye geldiği için eksi 8 yapacaktır. Her iki tarafı eksi 8 her iki tarafı 8'e böldüğümüzde x dediğimiz değer de buradan eksi 1 gelecektir arkadaşlar. O yüzden c noktasının absisi de eksi 1 olacaktır. Doğru cevap Adana olacaktır arkadaşlar. Evet 12. soru. Analitik düzlemde ardışık olmayan iki köşesinin koordinatları A ve C olan ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? Hemen şöyle bir koordinatlar ekseni çizelim x ve y. Şimdi arkadaşlar. A noktası x eksi 1 y'si de y'si de 6 olan bir noktaymış. Yani şöyle eksi 1'e 6. Şöyle diyelim. Evet. Burası da aynı şekilde. Şöyle çektik. Aynen. Güzel oldu sanırım. A noktası absisi eksi 1 ordinatı da 6 olan bir nokta. A noktası burası. C noktası da 5'e eksi 2. Yani apsisi 5. Ordinatı da eksi 2 olan bir nokta. O zaman burası, buralarda bir yerde olmalıdır. Yani dördüncü bölgede. O zaman arkadaşlar bunlar ardışık olmayan iki köşe oldukları için buradan aslında bir tane doğru çeksek şöyle Şöyle bir doğru çeksek bu tam bir köşegen olacaktır. Yani bizim buradan aslında ne yapmamız lazım? Üçgen oluşturmamız lazım. Şöyle burayı tamamlarsak yani bunu tamamlamamız lazım arkadaşlar. Buraya da C noktası diyelim hemen. Çizmeye devam ediyorum. O zaman A'dan bir tane dik indirdim. Tam C'nin hizasına kadar. Buradan da bir tane çektiğimizde işte böyle bir kare oluşturacağız. Peki burası 6 ise Burası da eksi 1 ise burası kaçtı C noktasını yazmamışız. 5'e 5'e eksi 2 noktası. O zaman eksi 1'den 5'e kadar toplamda bu uzunluğumuz kaç birimdir arkadaşlar? 6 birimdir. O zaman tüm kenarlarımız 6 birim olacaktır. Yani bu bir kare mi acaba? 6'dan eksi 1'e kadar. Evet. Eksi 2'den 6'ya Ardışık olmayan iki köşesinin koordinatları bunlarmış. Bu bir kare midir arkadaşlar? Değildir. Neden kare değildir? Şimdi burayı yanlış çizdim. Şöyle ki burayı siliyorum baştan çizeceğim. Çünkü çünkü koordinat düzlemine dik yerleştirilmiş bir değil mi? Nasıl bir kare olduğunu bilmediğimiz için şöyle yapmam gerekiyordur. Önce koordinatlar sistemini bir daha çizelim. Şimdi arkadaşlar A noktası absisi eksi bir ordinatı da 6 olan bir nokta. Değil mi? A burası. C noktası da 5'e eksi 2 olan bir nokta. Şimdi az önce aslında doğru gittik ama bir anda işler bozuldu. Bak burası burası tam bir köşegen. A'dan C'ye burası onda bir yanlış yok. Köşegen. O zaman A ile C arası köşegense bu karenin nasıl olması gerektiğini şöyle yapmam lazım. Yani aslında şöyle düşünmelisiniz. Buradan belki de şöyle geçen bir köşegen de olabilir. Şöyle de olabilir arkadaşlar. Yani tam çizemedim ama şöyle de olabilir. Biraz kareye benzemedi ama bunu aslında benim köşegen kabul edip aylacıyı köşegen uzunluğundan karenin neyini bulmamız lazım? Kenarlarını bulmamız lazım. Tam çizemiyorum ama sanırım şöyle anlatabilirim. Evet bak şimdi şurası bir kareye benzer. Değil mi? Tam yamuk geçti. Neyse ben A ile C arasındaki uzaklığı bulayım. O zaman 5'ten eksi 1'i çıkart. 5 eksi eksi 1'den 5 artı 1 karesi. A ile C arasındaki uzaklığı buluyoruz. Tabii kök içerisinde olacak. Eksi 2'den de 6'yı çıkartırsak. Eksi 8 gelecektir. Onun da karesi. Burası yine 6'nın karesinden 36. Eksi 8'in karesinden 64. E toplarsak 100. O da dışarı 10 diye çıkacaktır. O zaman burası 10 ise karenin bir kenarı da 5 kök 2 olacaktır arkadaşlar. O zaman burada 5 kök 2 olacaktır. 45-45-90 özel dik üçgeninden yaptım bu 5 kök 2'leri. O zaman alanın sorulduğu için 5 kök 2'nin de karesini alırsam buradan ne gelir arkadaşlar? 25 çarpı 2'den cevabımız 50 birim kare gelecektir. Doğru cevap Adana olmalıdır. Evet ilk çözüm biraz yanlış başladık ama ondan sonra düzelttik. Evet geldik 13. soruya. Analitik düzlemde A noktasının x ekseni x ekseni üzerindeki dik iz düşüm noktası C. B noktasının y ekseni üzerindeki dik iz düşüm noktası D olduğuna göre D ile C arası kaç birimdir diye soruluyor. Hemen şurayı bir çizelim tekrardan. A noktası A noktası 8'e eksi 4 olan bir nokta. Apsi 8 y'si eksi 4. A noktasının hangi eksene iz düşümü? X ekseni. O zaman bak burası A noktasının iz düşümü burasıdır arkadaşlar. Değil mi? Yani dik iz düşümü olan nokta C noktası burasıymış. E, B noktasını tespit edelim önce. Eksi 2'ye 15. Eksi 2'ye 15 buralarda bir yerde olsun. B noktası da işte buralarda ikinci bölgede bir noktaymış. B'nin de y eksenine iz düşümü. O zaman B'nin y eksenine iz düşümü olan noktada D noktası burasıdır arkadaşlar. Yani buradan bir tane dik çektiğimizi düşünün. Burası D noktası. Bizden D ile C arasındaki uzaklık isteniyor. O zaman şu D ile C arasındaki uzaklık tam şurası arkadaşlar. Yani burada bir dik üçgen var. Burası sıfırdan orijinden C'ye kadar 8 birimdir. Orijinden D'ye kadar da 15 birim olduğu için burada bir özel dik üçgen var. 8, 15, 17 birim olan bir özel dik üçgenimiz var. O yüzden D ile C arasındaki uzaklık da 17 birim olacaktır arkadaşlar. Evet 14. soru. Analitik düzlemde A ve B noktalarının orta noktası aşağıdakilerden hangisidir? Orta noktası absisler toplamının yarısı virgül ordinatlar toplamının yine yarısı arkadaşlar. Yani 0, 4 daha 4, 2'ye böldüm 2. 6'dan 4'ü çıkarttım 2'ye böldüm yine 2 geldi. Yani 2'ye 2 noktası bu A ile B'nin tam orta noktasıymış. Doğru cevap Denizli dedik. 15. Analitik düzlemde köşe koordinatları A, B ve C olan ABC üçgeninin AB kenarına ait kenar ortayın uzunluğu kaç birimdir? Şimdi bir tane üçgen çizelim hemen şöyle. Güzelce bir üçgen çizdik arkadaşlar. Üçgeni alamadım. Evet, şöyle. Heh, şimdi oldu. A noktası, apsisi 2, ordinatı 5. B de 4 eksi 5. C de 7 0. Şimdi, AB'nin kenar ortay uzunluğu, AB'nin tam ortasındaki önce orta noktayı buluruz. C. Şimdi pratik olalım. 4 ile 7'yi topla. AB kenarına ait. Pardon AB demiş. Ben B ile C alıyorum. Evet şimdi A ile B'nin tam orta noktası. 2 ile 4'ü topladık. 2 artı 4. Bunun yarısı. C'nin absisi 3 geldi. 5 ile de eksi 5'i toplayıp, toplayıp 2'ye bölersek burada zaten 0 bölü 2'den 0 geldi. Şimdi ne istiyor arkadaşlar? Kenar ortay uzunluğunu yani C'den çektiğim kenarın C'ye gitmesi lazım. Aslında buna C üssü diyelim. Değil mi? C ile C üssü arasındaki uzaklığı bulacağız. O zaman hadi bulalım. 3'ten 3'ten 7'yi çıkart. Eksi 4 mi yaptı? Evet. Eksi 4 yazıyorum o zaman direkt. Eksi 4'ün karesi artı. Sıfırdan da sıfırı çıkartırsan sıfır. Karesi. Bunun da neyi? Kare kökü olacaktır. E burası zaten 16 artı 0'dan 16 orada kök dışına 4 diye çıkacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet geldik 16. soruya. Burada bir bize paralel kenar verilmiş. A, B ve C verilmişken D noktası x 1 ve y 1 olarak veriliyor. Yukarıdaki verilere göre x eksi y farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar paralel kenar kuralında köşe noktaların apsisler toplamıyla köşegen uzunluğun köşegenlerdeki noktaların toplamı birbirine eşittir. Yani a artı c eşittir b artı d olmalıdır. O zaman önce absislere bakalım. A'daki absis değerimiz 6, c'deki 4, eşittir b'deki 2, d'deki de x eksi 1. 2 ile x eksi 1'in toplamına eşit. Burası 10, eşittir 1 artı x, 2'den 1'i çıkart, 1. 1'i karşıya atarsan x de buradan ne gelecektir? 9. Bu cepte. Şimdi ikincilere geçiyoruz. Y eksenindeki değerler. O zaman 5 eksi 3. 5 artı eksi 3 yani aslında toplama yapıyorsunuz ama 6 ile y eksi 1'in toplamına eşittir. y eksi 1 artı 6. Şimdi burası 2 gelmişti zaten. Burada y artı 5 beş oldu. 5'i karşıya atarsak y dediğimiz değer de buradan eksi 3 gelecektir. O zaman x'ten y'yi çıkart diyor. Bak 9'dan eksi 3'ü çıkartmak demek eksi eksiden dolayı burası artı olduğu için toplayacaksın aslında. 12 gelecektir. O yüzden doğru cevap Edirne olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece bu testin birinci testin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte umarım sizler için daha verimli geçecektir. Bu testi biraz hızlı çözdüm sanırım. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.